Kemal Derviş'in de isminin geçtiği bir tartışma konusu. Bu açıklamayı yapan şahsiyet Kemal Derviş'le olan ilişkisini kamuoyuyla da paylaşırsa iyi olur. O dönem kendisi başbakan yardımcısı değil miydi? Faik Bey miydi başbakan yardımcısı? Pes yani. Kendisini bakan yapan hükümetin başbakan yardımcısı. Ben de o dönemde yine Sayın Bahçeli'nin bir ortak kararnameyle, imzası olan bir kararnameyle hazinenin başına atadığı müsteşarım. İktidarın ekonomik programının izlenmesini Amerikalı McKinsey şirketine vermesi CHP ile MHP arasında Kemal Derviş tartışması çıkardı. Bahçeli, iktidarın McKinsey kararını eleştiren dönemin hazine müsteşarı CHP sözcüsü Faik Öztrak'a Kemal Derviş ile ilişkisini açıklasın imasını dile getirdi. İlk tepki Kılıçdaroğlu'ndan geldi. Bir siyasetçi beceriksizliğini bürokrata yıkamaz. Bu onun acizliğini gösterir. Kemal Derviş'le olan ilişkisini kamuoyuyla da paylaşırsa iyi olur. Peki Sayın Bahçeli'yi, Kemal Derviş'i Türkiye'ye getirip bakan yapmayı onaylamaya kim zorladı? Hangi ilişki zorladı? Tekrar kendisine başarılar diliyorum. 2001 yılında DSP-MHP ANAP hükümeti döneminde ekonomik kriz çıktı. Kemal Derviş apar topar Amerika'dan çağrılarak ekonominin dümenine geçirildi. O dönemde Derviş'le ters düşen MHP'li Ulaştırma Bakanı Enis Öksüz de görevinden istifa etti. Bahçeli-McKinsey tartışmasında sözü Kemal Derviş dönemindeki hazine müsteşarı Faik Öztrak'a bağlayınca CHP-MHP attı, gerildi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin alelacele yapmış olduğu eleştiriye cevap verdiler. Sayın Kemal Derviş'le birlikte çalışırken kendi partisinin bakanlarını dahi feda etme noktasına gelmesini hangi ilişki sağladı? Kemal Derviş döneminde hazine müsteşarlığına Bahçeli'nin de imza attığı kararnameyle atandığını hatırlatan Öztrak, MHP liderine sorularla cevap verdi. CHP ile MHP'yi karşı karşıya getiren Derviş polemiğinde gözler yeniden Bahçeli'ye çevrildi.